Bazı fiziksel niceliklerin tanımlanmaları bize arkadaşlar veriliyor. Verilen tanımlardan hangi fiziksel niceliklere ait olduğunu bulmamız isteniyor. Evet, bire bakalım. Bir madde oluşturan atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü tabii ki arkadaşlar sıcaklığı tanımlamaktadır. Sıcaklıkları farklı iki madde arasında sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjinin ısı olduğunu biliyoruz. Maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik potansiyel enerjilerinin toplamı ise arkadaşlar iç enerjidir. Böyleyse sıcaklık, ısı, iç enerji Edirne şıkkında görüyoruz. Merhabalar herkese, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarıyla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde bir soruyla karşılaştık. Hemen bire bakalım. Isı alan maddenin sıcaklığı artar. Sevgili arkadaşım, burada tabii bu ifade bir kesinlik bildirmez bize. Derken hemen söz meclisten tamamen dışarı yan tarafta bir horozlanan arkadaş var bana. Diyor ki, hocam nasıl olur ısı alan maddenin sıcaklığı artar diyor. Ama bu noktada tabii şunu söylemek gerekir. Isı alan maddenin sıcaklığının artabilmesi için maddenin hal değişim sıcaklığında olmaması gerekir. Eğer madde hal değişim sıcaklığındaysa alınan ısı hal değişimi süreci için harcanacaktır. Dolayısıyla bu noktada bir kesinliğimiz yok. Burası bizden bir soru işareti aldı. Hemen bakalım, ikiye soğutulan katı maddenin iç enerjisi azalır. Soğutulması ısı kaybetmesi anlamı taşır ki kaybedilen ısı kadar sistemin iç enerjisinde bir azalma meydana gelecektir. Bu ifademiz doğru. Kütleleri eşit olan iki cisme eşit miktar ısı verilirse sıcaklık artışları eşit olur diyor. Hemen bakın, bu noktada ünlü denklemimiz yazalım. Q eşittir mc delta t. Peki bize ne diyor? Verilen ısılar eşitse diyor, sıcaklık değişimleri de eşit olur diyor. Kimler için? Eşit kütleli maddeler için. Olur mu? Evet, burada da kesinlik yok. Bakın, şuradaki mc'ler eşit olsaydı eğer bu ifadeyi söyleyebilirdik. Mc'de biz ne diyoruz? Isı sahası diyoruz. Dolayısıyla burada sadece kütlelerin eşit olması bu yargıyı kesinlikle doğru yapmaz. Dolayısıyla burada da bir soru işaretimiz var. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olacaktır. Merhabalar herkese. Soruya başlamadan önce Alper Emrak Gümüş'ten küçük bir tavsiye. Seneye üniversitede olacaksın ve muhtemelen evinde seneye yemek yapacaksın. Dolayısıyla yemek yapmayı öğrenmeye yavaş yavaş başlaman lazım. Hadi hemen devam edelim. Sıcak çorba dolu tencerenin içine buzdolabından çıkarılan metal kepçe bırakılıyor. Metal kepçeye ait niceliklerinden hangilerinde değişiklik meydana gelir diye sormuş değerli kardeşim. Hemen bire bakalım. İç enerji. Peki hemen şunu ifade edelim. Buzdolabından çıkardık kepçeyi. Sıcaklığı çorbaya göre tabii ki daha az olacak. Çorbadan kepçeye ısı transferi gerçekleşecek ve dolayısıyla kepçe aldığı ısı miktarı kadar iç enerjisinde artış söz konusu olacak ve dolayısıyla iç enerjide bir değişim tabii ki söz konusu olacak. Hemen gelelim kütle. Kütle değişmesi için tabii ki madde miktarının değişmesi lazım ki kepçe için öyle bir değişim burada söz konusu değil. Hemen kütlenin üstünü çiziyoruz. Ve gelelim 3'e, öz kütle kavramında bir değişiklik meydana gelir mi kepçe için? Hemen onu değerlendirelim. Tabii ısı aldı, sıcaklığı arttı ve bunun sonucunda genleşme meydana gelecektir. Yani kepçenin hacmi artacaktır. Hacmi arttığı için de tabii ki öz kütlesi ne yapacak? Azalacak. Çünkü hatırlayalım hemen, d eşittir m bölü v kütlesinin sabit kaldığını söylemiştik. Kepçenin hacim artışı sonucunda tabii ki öz kütlesi azalacak. Öyleyse öz kütlede de bir değişim gözlemliyoruz ve sevgili kardeşim, bu sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkındadır. Merhabalar, sıcaklık kavramı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir de SI birim sisteminde birimi Kelvin'dir diyor. Değerli arkadaşım, bu ifademiz doğrudur. Hemen aklınıza santigrat derece gelebilir. Santigrat derece bizim ülkemizde Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan sıcaklık birimi olmasına rağmen uluslararası birim sisteminde kullanılan bir birim değildir. Unutmayın, önemli. SI birim sisteminde sıcaklık Kelvin. Bitti, nokta. Şimdi termometre ile ölçülür. Tabii ki ölçüm aracı nedir? Sıcaklığın termometre maddeye ait atom ve moleküllerin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı değil. Bakın buraya dikkat edin.
Bu ifade daha çok iç enerjiyi bize anlatıyor. Ancak sıcaklık kavramında maddeye ait atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü olarak bir tanımlama söz konusu. Dolayısıyla bu ifadenin üstünü çizdik ve doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Merhabalar, ısı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjileri tanımlaması yapılmış. Buna göre birimlerinden hangileri ısı enerjisi birimi olarak kullanılabilir diye soruluyor. Peki hemen şöyle ifade edelim. Sonuçta tanımlamada da zaten ısının bir enerji türü olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla bize verilen bu birimler arasında joule tabii ki bir enerji birimi, kalori de bir enerji birimi ancak kelvin sıcaklık birimidir değerli arkadaşım. SI birim sisteminde sıcaklığın birimi kelvindir. Dolayısıyla ısı birimi olanları 1 ve 3 olarak C şıkkında görüyoruz. Merhabalar herkese, ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu 3D sorusu üzerindeki değerlendirmelerimize hemen başlayalım. Şekildeki fincanda M kütleli soğuk su, düdüklü tencerede ise 10 M kütleli kaynar su bulunuyor denilmiş. Bir öğrenci fincandaki ve ocaktaki sularla ilgili aşağıdaki yargıları ifade etmiştir. Buna göre yukarıdaki yargıların hangilerinde öğrencinin ısı, sıcaklık ve iç enerji konularıyla ilgili kavram yanılgıları bulunmaktadır diye soruluyor. Şimdi hemen birinci maddeye bakalım. Birinci ifadesi ne olmuş bakalım. Fincandaki suyun ısısı tenceredekinden azdır. Şimdi fincana bakıyorum M, tencereye bakıyorum 10 M. Bir de tenceredeki suyun sıcaklığı da tabii daha fazla kaynama durumunda. Ve sanki bu ifade çok doğruymuş gibi geliyor. Fincandaki suyun ısısı tenceredekinden az gibi. Hayır, olmaz. Bakın, ısı kavramı maddenin sahip olduğu bir niceliği ifade etmez. Sıcak maddeden soğuk maddeye transfer edilen bir enerji tanımlamasıdır. Dolayısıyla değerli arkadaşım, burada fincandaki suyun ısısı diye zaten bir kavram söz konusu olmaz. Dolayısıyla ısı kavramını maddenin ait olduğu bir nicelik olarak tanımlayamayız. Öyleyse bu ifademizin üstünü ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Öldüm. Gelelim 2'ye. Fincandaki suyu tencereye boşaltırsam tencerede iç enerjisi başlangıçtakine göre daha az olan su elde etmiş olurum. Şimdi bakın burada da ne yapıyor? Fincandaki M kütleli suyu tencereye boşaltıyor. Ve başlangıçtakine göre daha az iç enerji söz konusu olur diyor. Ne üzerinden diyor bunu? Tabii fincandaki suyun sıcaklığı daha az. Tencereyi boşalttığı zaman tenceredeki suyun sıcaklığı da azalacak. Buna bağlı olarak iç enerjinin de azalmasını bekliyor. Ancak burada kaçırdığı bir nokta var. İç enerji kavramı sıcaklığa, sadece sıcaklığa bağlı bir kavram değil ki. İç enerji kavramı maddenin sahip olduğu tüm enerjilerin toplamı ve enerjiler bakın bir formdan başka bir forma da dönüşebiliyor. Siz tabii ki burada eklediğiniz zaman sıcaklığın azaldığını gözlemleyeceksiniz ama burada tencerenin içerisine sonuçta bir iç enerji dahil oldu. İç enerji dahil olmasıyla birlikte tencerenin içindeki toplam iç enerji başlangıçtakine göre ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Dolayısıyla bu da üzerine çizdik. Hemen bakalım 3'e. Tenceredeki su kaynarken tencerenin içindeki maddenin su artı su buharı toplam iç enerjisi değişmez. Şimdi burada da ne üzerinde bir yorum yapmış? Sıcaklığın değişmemesi üzerinden bir yorum yapmış. Çünkü kaynama olayında biliyorsunuz sıcaklık değişmiyor saf maddeler için. Peki ancak burada bakın o kaynamanın gerçekleşmesi için tencerenin tabi ısı almış olması gerekiyor ki gördüğünüz gibi ocakta zaten ısı alıyor. Dolayısıyla oradaki aldığı ısı kadar tencerenin içerisindeki maddenin iç enerjisinde bir artış meydana gelecektir. Dolayısıyla iç enerjisi değişmez ifadesinin de burada yanlış olduğunu görüyoruz. Hepsi yanlış. Edirne. Merhabalar, bu sorumuz sıcaklık ve ısı kavramlarının tanımlamalarıyla başlamış. Hemen bakalım. Sıcaklık bir sistemin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Isı ise iki sistem arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir denilmiş. Kerem'in ısı sıcaklık kavramlarıyla ilgili bazı tespitleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerinde Kerem'in ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili
kavram yanılgısı bulunmaktadır şeklinde bir soruyla karşılaştık kardeşim. Hemen bakalım birinci ifadede Kerem ne anlatmış. Oda çok soğuk, kombinin ayarını yükseltip odanın ısısını artıralım. Oldu mu Kerem şimdi? Olmadı. Niye olmadı? Çünkü odanın ısısı kavramı olmaz. Odanın sıcaklığı olur. Isı maddenin sahip olduğu bir nicelik değildir. İki sistem arasında aktarılan enerji ifade eder ki burada odanın ısısı değil sıcaklığı olmalıydı. Dolayısıyla bu Kerem'in bu ifadesinin üstünü çizdik. Hemen ikiye bakalım. Şu an deniz ısısı yüzülebilecek düzeyde değil. Aynen birinci maddede açıkladığım gibi denizin yine ısısı olmaz. Denizin sıcaklığı yüzülebilecek düzeyde değil şeklinde ifade etmeliydi. Kerem yine üzgünüm. Yine çiziyorum üstünü. 3'e bakalım. Termometre 38 santigrat dereceyi gösteriyor. Bugün hava sıcaklığı oldukça fazla. Yine bakın sıcaklık tanımlaması var burada. Termometre 38 santigrat dereceyi gösteriyor. Havanın sıcaklığı oldukça fazla. Burada herhangi bir problem göremedik. Dolayısıyla değerli arkadaşım, burada 1 ve 2. ifadelerde kavram yanılgıları bulunmaktadır. Merhabalar sevgili kardeşim. Bu soruda ısı cayalıtık kapta bulunan X ve Y maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmektedir denilmiş. Buna göre kapta ısıl denge oluşmadan önceki bir anda X ve Y maddelerine ait niceliklerinden hangileri eşit olabilir deniliyor. Peki hemen kardeşim şöyle bir bakalım. Isı cayalıtık kap dolayısıyla ısı transferi sadece X ve Y maddeler arasında gerçekleşecek ve bize ne demişti? Denge kurulmadan önceki bir anda. Dolayısıyla diyelim ki burada X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyük olsun. Dolayısıyla X'ten Y'ye ısı transferi devam ettiği bir an koşulunu değerlendireceğiz. Dolayısıyla burada ısı sahalarının yani kütle ve öz ısı çarpımlarının eşit olmamasını gerektiren bir şey var mı? Yok. Bunlar eşit olabilir. Peki sıcaklıklar eşit olabilir mi? Tabii ki olamaz. Neden? Çünkü ısı transferi devam ediyor. Isı dediğimiz şey sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru aktarılan enerji değil miydi? Öyleyse burada ısı akışı devam ederken sıcaklık farkı söz konusu. Hemen geçelim 3'e. İç enerjilere eşit olabilir mi? Tabii iç enerji hakkında bir bilgimiz, elimizde bir verimiz var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar da eşit olabilir. Öyleyse kardeşim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktır. Merhabalar kardeşim, ben Alper Emrak Gümüş. Şimdi bu soru üzerindeki değerlendirmelerimize hemen başlıyoruz ve bize hangisi doğru şeklinde bir soruyla karşılaştık. A şıkkına baktığımızda ısı maddenin toplam enerjisidir diyor. Oysa ki ısı sıcak maddeden soğuk maddeye transfer edilen enerjidir ve bu ifadeye yalan söylüyorsun deyip B'ye geçiyoruz. Enerji alan maddenin ısısı mı artar? Hayır, sıcaklığı artar. Bunun da üstünü çizdik ve C'ye bakalım. Doğada düşük sıcaklık değerleri için bir alt limit yok mudur? Tabii ki vardır. O alt limite de biz mutlak sıfır sıcaklığı diyoruz ve bu ifadenin de yanlış olduğunu belirterek E'ye zıplayalım hemen. Isı alan maddenin sıcaklığı her koşulda artmaz. Eğer madde hal değişim sıcaklığındaysa aldığı ısıyı hal değiştirmek için kullanacaktır. Dolayısıyla bu ifadenin de yanlış olduğunu belirtelim ve D'ye dönelim. Isı alan maddenin iç enerjisi aldığı ısı miktarınca artacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız deniz ışıkı olacak. Merhabalar millet. Bu sorumuzda çay bardağında bulunan 100 santigrat derece sıcaklığındaki suya çaydanlıktaki 40 santigrat derece sıcaklığındaki su bardak dolana kadar ilave ediliyor denilmiş. Buna göre bardakta biriken suya ait niceliklerinden hangileri artar şeklinde bir soruyla karşılaştık. Hemen birinci maddemizde yer alan ısı sıvası niceliğini değerlendirmeye başlayalım. Sevgili arkadaşım öncelikle şunu söyleyelim. Bakın ısı sıvasını biz mc olarak ifade ediyoruz ve şunu söyleyelim. Hem ilave edilen sıvı hem de bardakta bulunan sıvı su. Dolayısıyla buradaki c'ler sabit kalacak ancak bardakta biriken su kütlesi arttığı için ısı sahasının da artması gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen 2'ye bakalım. İç enerji. Tabii ki ilave ettiğimiz sıvı 40 santigrat derece ve denge sıcaklığımız 100 santigrat dereceden daha az olacak. Şimdi algı olarak sanki sıcaklığın azalmasından dolayı iç enerji azalır şeklinde bir yaklaşımımız olabilir. Sakın ha, böyle değil.
Bakın, sonuçta ilave edilen sıvının da bir iç enerjisi yok mu? Var. İşte o iç enerji kadar bardağın içerisindeki toplam maddenin iç enerjisi başlangıçtakine göre artmış olacaktır. Sıcaklık tek başına iç enerjinin değerlendirmesi için bir ölçüt değildir. Dolayısıyla burada iç enerji değerimiz yine ne yapacak? Artış gösterecek. Ancak tabii ki denge sıcaklığımız 100 santigrat dereceden daha düşük bir sıcaklıkta gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşim, değerli insan, bu sorunun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Selamlar herkese. Bu sorumuzda şekil 1'deki K çay bardağında 70 santigrat derecede 2M kütleli çay bulunmaktadır denilmiş. Bir süre sonra K bardağında şekil 2'deki gibi 50 santigrat derecede M kütleli çay bulunmaktaymış. Buna göre K bardağında bulunan çaya ait niceliklerinden hangileri azalmıştır diye soruluyor. Değerli arkadaşım, öncelikle sorunun çözümüne geçmeden önce bu soruda çay geçtiği için özellikle Rize ve Trabzon'dan bu soruyu dinleyen değerli kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ve hemen çözüme başlıyorum. Bakın, burada ısı sahası niceliğine değinirsek bunu biz MC olarak ifade ediyorduk, değil mi? Bakın, burada kütle miktarı azaldığı için MC ısı sahası da ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla buna hemen bir artı koyduk ve 2'ye geçtik. İç enerji. Tabii ki iç enerji dediğimiz kavram maddenin toplam kinetik ve potansiyel enerjisini ifade ettiği için burada madde miktarı azaldığından dolayı iç enerji de azalmış olacaktır. 3'te ne diyor? Ortalama moleküler kinetik enerji, ki bize bu sıcaklığı temsil ediyor. Sıcaklığın azaldığını zaten şekil üzerinde görüyoruz ve buna da bir artı dedikten sonra cevabımız Edirne şıkkı olacaktır.